herhalde biz bundan sonra da çok fazla duyacağız karamanı. Çünkü ne yazık ki bu ilimizde Hint keneviri çok meşhur oldu. Hint keneviri dediğimiz zamansa esrarla eşdeğerdir. Bunun üretimi başlamış. Yine Türk narkotik polisleri yine başarılı bir operasyon yapıyor. Bir fabrikaya ihbar geliyor. Bu ihbarı değerlendirmek için de fabrikada uyuşturucu üretildiğine dair ihbar geliyor. Narkotik birimleri diyor ki lan organize sanayi bölgesi bir de Karaman küçük bir yer gibi düşün. Burada nasıl olur filan diye fabrikaya gidiyorlar. Fabrikada bir şey bulamıyorlar. Gittiklerinde bulamıyorlar. Tesadüfen gizli bir bölme yapılmış. Timur ip yapılmış. Polis onu çekiyor. Bak burada gösteriyor. Nasıl? Yani bu fabrikanın içi şu an bu öyle mi? Fabrikanın içi bak burada gizli bir yer yapmışlar. Kapı. Normalde evet. Duvar gibi duruyor değil mi? Bak, ayna ayrı da bir, var. Ayrı bir şeyi var. Buradan müdahale ettikten sonra ha, ipi gördü. Tabii bak, ipi gördü bak şimdi. He. Çok da saklayamamış. İpi çekti kapı ve açıldı. Kapı açıldı. Kapıyı açtığı zamansa içeride üretim var. İçeride üretim var. Ve bunlarla ilgili hem kurutulmuş yani satışa hazırlanmış hem de başka üretim olan şeyler var. Uyuşturucu maddeler var. Bunlar normalde alınıyor, hemen yakılıyor, imha ediliyor. İmha ediliyor. Ve en çok yakalananlardan biridir biliyorsun ya. Diyarbakır'da, evet. Bitlis'te, Bingöl'de, tonlarca. Urfa'da tonlarca yakalanır. Bu üretiliyor ve satılıyormuş. Şimdi bu Türk polisinin başarısı. Tebrik ederim. Ama bunun perde arkasında başka bir şey var. Şimdi Karaman'daki bir gazeteci arkadaşım beni aradı. Ya Murat Bey dedi siz uyuşturucuyla ilgili kitap da yazdınız dedi. Ve en çok yazan yazarlardan birisiniz. Ama dedi atlanılan bir şey var. Karaman'da dedi bir operasyon yapıldı. Bunu anlattı. Karaman'daki haberleri de gönderdi. Videoyu da gönderdi. Sonra bana dedi ki asıl dedi burada başka bir şey var. Bu yakalandığı zaman bu fabrikanın sahibi ben bilmem neyim diye bağırmış. Ve bununla ilgili de bir dünya gaygara çıkarmış. Şimdi ben ve bilmem neyim deyince o boşluk bir sürü şeyle doldurulabilir. İşte o boşluk nerede doluyor biliyor musunuz? Bu fabrika LED aydınlatma fabrikası. Aynı zamanda bu fabrikanın sahibi AK Parti Karaman eski il başkan yardımcısı. Aynı zamanda MÜSİAD üyesi. MÜSİAD'ın kongrelerinde de var. Onların fotoğraflarını da verebilirsin Onur. Ve hemen bu haberi ben duyduktan sonra videoları ve fotoğrafları toparlamaya çalıştım. Teker teker silindi Timur. Ha, yok ediyor izleri. Yok ediliyor. Geçmiş izler yok ediliyor. Şu andaki AK Parti milletvekilinde çok samimi danışmanı olarak lanse ediliyor. Bak. Burada MÜSİAD toplantısında 120. toplantısı hangisi? Yakalanan bu. Evet, soldaki. Yakalanan uyuşturucu madde. Burada yine MÜSİAD'da şey alırken, rozet takılırken başka bir toplantısında yine MÜSİAD Genel Kurul İdaresi'nin toplantısında AK Parti'de yine şey var. Bugün bizim nöbetçimiz Serkan Bey diye sosyal medyada paylaştıkları var. Aldım ekran kaydını göndermemiş olabilirim. O bu benim hatam olabilir. Orada şey var. Şöyle göstereyim. AK Parti İl Başkanlığımızda İl Yönetim Kurulu üyemiz Serkan Altun nöbetçi başkanımızdır. Soru ve görüşleriniz için filan diye. O dönemki Abedin Çağlayan'ın mesajı var. Ve işin sonucunda geldiği zaman bütün her tarafta normalde uyuşturucu tacirlerinin böyle yakalandığı zaman isimleri, soy isimleri, yakalama anı her şeyi deşifre edilir değil mi? Edilmiyor. İsim soy isim gizleniyor. Kimse bilmesin, kimse duymasın isteniyor. Ve bununla ilgili de Karaman'da kimsenin bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmasını istemiyorlar. Peki bu adam sonuçta gözaltında. Şu anda gözaltında tutuklandı hatta. Tutuklandı. Ve ortada bir uyuşturucu kaçakçılığı var. Ne yazık ki bir siyasi partinin il başkan yardımcılığını yapmış. Murat, yani Anadolu Ajansı geçmiş ya bu görüntüyü. Evet. Yani bu haberde bu kişinin kim olduğu anlatılmıyor. Anlatılmıyor. Görüntü de yok. Hani mesela Anadolu Ajansı fotoğrafını geçer. Baştan sona kadar takip eder. Ben Onur'a da şunu göndereyim. Yani bir şekilde o gözaltına götürülürken sağlık kontrolüne götürülürken görüntü çıkar. Sağlık kontrolünden geçerken görüntüleri paylaşılır. Varsa bilmiyorum ben görmedim. Anadolu'nun paylaştığı şey bu, görüntü bu. Yerel medyada da baktım. Çoğunda isim soy isim yok. Birisinde sadece isim soy isim kısaltılmış. Ha. Yani S.A. Kodlamış yani. Kodlamışlar. İki kişi gözaltına alınmış bu operasyon sonucunda tutuklanmış. Ortada da yaklaşık 1900 gram gibi bir kurutulmuş esrar artı kök kenevirler ele geçirilmiş. Bunun ilk olmadığı ve bunun devamlı satış halinde olduğu. Devamlı satış halinde olduğu. Fabrikadan üretilerek bir pazar ağıyla Karaman'da satıldığı tespit edilmiş bunun. Ya Murat bir de şey çok garip. Organize sanayi bölgesinde. Ya böyle bir şey olur mu? Bu mu oluyor ya? Fabrikanın içerisinde aslında LED üretilmiyor da. LED başka amaçta kullanılıyor da uyuşturucu madde üretiliyor. Altını çizelim. Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada
gizli bir kapının arkasında kenevir serası kurulmuş. Evet, sera, ve AKP'li isim buranın sahibi ve müsiyat üyesi. Evet, çok acı. Müsiyat bir lokma üyesi. Müslüman Sanayici İş Adamları Derneği'nin üyesi Rozatin'de başkan takıyor. Onlar müstakil diye çeviriyor ama aslında Müslüman, evet. Müstakil diye çeviriyor. Yani toplum arka arkaya geldiği için ama az önce ırmağının akışına ölürüm diyenlerin kaynakların, belediyenin kaynaklarının akışında nasıl öldüklerini dinledik. Bugün burada tam da senin sık sık altını evet, çizdikleri. Demin söyledin şey. Bu işte. Kimseye hiçbir şey bırakmayanların hemen gizli kapılar ardında kenevir yetiştirdiğini öğrendik. 2-3 defa da bunu doğrulatmak için aradım hem emniyet hem oradaki meslektaşlarımı. Evet abi doğru dediler. Bunu ne yazık ki gizlemeye çalışıyorlar demişti. Umarım o nöbetçi olduğu gün soru ve görüş önerileri için bu konuda sorular yani, almamıştır. Ama yani, uzmanlık konusu. Yani bu adamlar yıllarca büyük ihtimalle işte kendisi aktif görevdeyken de AKP'de bir lokma bir hırka yalanı üzerinden yoksul insanların oylarına talip oluyorlardı. Ve onlar üzerinden kazandıkları iktidarla işte böylesi fabrikalarda, böylesi ya suça bulaşıyorlar ve milyonlarca insanın zehirlenmesine. Ya buradaki asıl meselelerden bir tanesi de şu Barış. Yani bunların sadece bu kişiyle değil sınırlı kalmadığını söylüyor Karaman'dakiler. Danışmanlığını yaptığı kişiler varmış, beraber oturup kalktığı AK Parti kişiler varmış. Mesela nüfuzunu kullanarak, bu siyasi nüfuzunu kullanarak Karaman'da ne gibi işler yaptığını anlattılar bana. Tabii bunlar iddia boyutunda. İspatlayamayacağım için şu anda bunu dile getirmeyeceğim. Lakin bu iddia edilen şeyler o kadar can sıkıcı ki. Senin dediğin çok doğru. Bu kişiler zamanında bununla ilgili çok şeyler, metiyeler düzüyorlardı. İşte tabii. Çok farklı politikalar geliştiriyorlardı. Şimdi halbuki durum olunca bu herkeste olabilir. Her partide olabilir bu. Tabii bu ki. Bir kişinin siyasi partide olması bunu yapıyor anlamına gelmiyor ama bir şey gizlemeye çalışıyorsan var bu. Bu gerçek. Bu gizlenemez. Ama ortada şöyle bir şey daha var. Bu adam bunu yeni mi yapmış? Yeni mi yapmış diye sorduğumda ise aldığım cevap şu oluyor. Hayır abi. Peki diyorum daha önce ne vardı? Murat Bey buraya gelmeniz lazım diyorlar. Birçok kişi de orada küçük olduğu için bizi boğuyorlar zaten burada diyor. Şimdi bak burada da mesela şu soruyu sormak üzücü ama yani rağmen bu operasyonun yapılmış olması bu bilgiler biliniyorsa kıymetli. Ama çok bu önemli. Operasyon bir başka kavganın ürünü habercisi mi? Hayır ürünü mü yani onun sonucu mu oldu? Bunu da bilmiyoruz. Tabii ki oradaki il başkanı onun dönemindeki il başkanı milletvekili olduktan sonra yeni yönetim geliyor. Acaba başka şey mi var? Hani başka tartışma mı var? Bu biliniyor muydu bilinmiyor muydu? Ama şey diyor şu ben bilmem kimim diyormuş yani. Tabii canım. Şey, sen benim kim olduğumu biliyorsun. Sen benim kim olduğunu biliyorsun. Zaten bu klasik cümledir biliyorsunuz. Evet. Bak, evet, evet. Bir gün bir emniyetteki arkadaşla konuşuyorum. İfade vermeye gittim Barış. Şimdi konuşuyoruz. Yine bir gün ifade veriyoruz. Ya artık klasik hale geldi. Aynı yerlerde veriyoruz ifadeyi bir de. Vatan Caddesi'nde gittim. İfade vereceğim. Aşağıda da şey var. Kafe gibi bir yer var orada. Oturdum, çay içiyorum orada, bekliyorum. Sağ olsun bir emniyet mensubu geldi. Murat Bey takip ediyoruz sizi dedi. Televizyondan... Hangi açıdan deseydi? Televizyondan... Takip ediyorum belki. Şeyi söyledi, televizyonu ekledi. Televizyondan dedi, salı günleri denk geliyor bize de dedi. Nöbette olmadığımız dönemde falan. Bayağı sohbet ettik böyle. İyi misiniz, sıkıntınız var mı falan gibi. Ya dedi, iş öyle bir boyuta gitti ki dedi. Bak bir şeyin itirafıdır bu, acı bir itirafıdır. Bir gün dedi, biz bir çevirme yaptık dedi. Durdurduğumuz şeyler dedi, gençler dedi, bize AK Parti gençlik kollarının şeyini çıkar dedi, kartvizitini. Ne yapalım demiş, anlamıyorsun herhalde demiş, biz AK Parti gençlik kollarındanız demiş. Tamam anladım da ne yapabilirim demiş. Hocam sen anlamıyor musun demiş emniyete ve yanından birilerini aramış. Ne yaptınız dedim, biz tabii ki GBT yaptık dedi. Hani bir şey yok tabii ki dedi, hani tuhafımıza gitti dedi, şeyi gösteriyor bize, kartvizitini gösteriyor dedi. Ha, bu noktaya gelmemesi gerekiyordu dedi.